Evet, Adnan Menderes Stadı'ndan hepinize mutlu pazarlar sevgili futbol severler. Efeler Spor Futbol Kulübü ile Nazilli Belediye Spor takımları bugün çok anlamlı bir maç için karşı karşıya gelecekler. Depremde kaybettiğimiz binlerce vatandaşımız var. Yaklaşık 47 bine ulaşan vefat sayımız var. Türkiye'nin büyük bir acısı var ve bu acıyı bir an önce bu yaraları sarmak için birçok kulüp liglerin durduğu bu aralarda hazırlık karşılaşmaları yapıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanıyor. İki güzide kulüp, ikinci lig temsilcisi Eşin Grup Nazilli Belediyespor, diğer taraftan Efeler Spor Futbol Kulübü 3. Lig'de zirve mücadelesi veriyor. Ve iki takım bu dostluk maçında karşı karşıya gelecekler. Az önce hakemler ve iki takımın futbolcuları büyük bir pankartla, başımız sağ olsun Türkiye pankartıyla sahaya çıktılar. Tribünlerden büyük bir alkış koptu. Şu anda da her iki takım futbolcuları hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Gerçekten çok anlamlı bir maç. Haftalardır bu karşılaşma öncesi her iki kulübün, camianın bütün basın mensubundan, futbolcusundan, teknik heyetinden herkes bu maça odaklandı. Herkes bu maçla ilgili duyurular yaptı. Yardım maçına hepinizi bekliyoruz şeklinde sloganlar atıldı. Yayınlar yapıldı. Bütün basın mensupları buna ortak oldu. Bu anlamlı maç için. Birçok kişi bilet aldı bu karşılaşmaya. Birçok kişi belki maça gelemedi ama maça bilet alan çok sayıda kişi olduğunu gerek Nazilli'de gerekse Aydın'da çok sayıda bilet alındığını biliyoruz. Tabii bunları maç sonunda resmi rakamlar gelince sizlere aktaracağız. Evet, bu maç öncesi hazırlık maçı. Liglere verilen aradan sonra belki de son olarak ciddi bir prova olacak. Bir yandan da depremzede vatandaşlarımızın yararını, bu maçın geliri depremzede vatandaşlarımıza gönderecek. AFAD'a bağışlanacak. Ve işte bu maç başlamadan önce sizlere hakem ve takım kadrolarını da vermek istiyorum. Karşılaşmayı Aydın Bölgesi bir klasman hakemi Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Yardımcıları Baykal Tuna ve Ahmet Oğuz Yılmaz. Konuk Nazilli Spor bu hazırlık karşılaşmasına kalede Zekeriya Topayan, 16 numarayla Mert Erestik, 26 Emre Toptan, 5 numara Furkan Apaydın, 15 Nuh Aşkın, 4 Mehmet Er Savaş, 80 Berkay Aydoğmuş, 20 Nurettin Çağlar, 22 Alim Harlak, 17 Şükrü Kuan Kılıçarslan, 96 Berfu Bayar 11 ile çıktı bu önemli karşılaşmaya. Ev sahibi Efeler Spor Futbol Kulübü'nün kalesinde Serkan Demirol var 41 numaralı formasıyla, 77 Gökhan Bulut, 35 Sabutay Alper Bayülken, 29 Furkan Külekçi, 33 Yiğit Köse, 89 Hakan Can Durdu, 66 Rıdvan Bingöl, 10 Umut Kaya, 81 Mehmet Bektaş, 9 İsa Kurt ve 11 Furkan Çarpçı tertibiyle çıktı ev sahibi Efeler Spor Futbol Kulübü. İki takımın da hemen hemen ideal bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Lig öncesi son prova diyebiliriz bu karşılaşma öncesi. Maçı da tekrar belirtmekte fayda var. İşte tribünlerde Adana burada sesleri, plaka 1. Maçın gerçekten duygusal yönü oldukça fazla. O yüzden tribünlerde ortak bir ses çıkıyor. Bu maç öncesi gol sevincinin olmayacağı, alkış olmayacağı, tezahürat olmayacağı bir kamuoyuna duyurulmuştu. Maç ciddi bir hazırlık provası olacak her iki takım açısından. Mehmet Er Savaş orta alanda, Nurettin sağ kanatta, şimdi Bertu, Nurettin top dışarıya çıkıyor, Taç. Ve şimdi de Adıyaman sesleri. İlimizi bu felaket vurdu. 11 ilimiz de çok büyük kayıplar yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Hızla
artan vefat sayıları, yaralı sayıları devam ediyor. Ama bu yaraları sarmak için de tüm Türkiye bir bütün oldu. Gerek sportif müsabakalarla, gerekse diğer faaliyetlerle herkes yardıma koştu. 11 ilimizin yeniden ayağa kalkması, acıların dindirilmesi amacıyla. Halil Serkan topu uzaklaştıran oyuncu. Faul. Nazilli Belediyespor kullanacak. Mehmet Ersavaş takım kaptanı, yerde kalan oyuncuydu. Dördüncü dakika, 0-0'lı geçtik, devam ediyor. Orta ceza sahası içerisine bir kafa, kaleci Serkan. Başarılı. Kalecisi orada bir hatalı pas. Yine Emre Top'tan bu hata daha da büyümesini engelledi. Ve dördüncü dakikada bütün atkılar tribüne gelen seyirciler tarafından, protokol tribünü tarafından sahaya, sağ kenarına atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Bütün atkılar, Efeler Sporlu taraftarlar, Nazilli Belediye Sporlu taraftarlar taktıkları atkıları şu anda sahaya attılar, sağ kenarına attılar ve protokol tribünü ayakta, taraftarlar ayakta. Gerçekten çok anlamlı, duygusal görüntülerin sahne olduğu bir an yaşadık. Dördüncü dakikanın yedinci saniyesinde. Faul. Efeler Spor Kulübü kullanacak bu faul atışını. Umut Kaya. Furkan Çarçı. Pas hatalı. Taç atışı Nazilli Belediyespor'un. Birçok sporcuyu kaybetti bu depremde Türkiye. Çok değerli sporcularını kaybetti. Zaman zaman o konularda da size bilgi vermek istiyorum. Türkiye bu kaybettiği sporcuların etrafında toplandı. Herkes başsağlığı mesajları yayınladı. Gerçekten çok değerli spor adamlarını da kaybettik bu büyük depremde, 11 ilimizi sarsan depremde. Savunma topu uzaklaştırdı. Efelerspor'un atağı. Emre Top'tan topu uzaklaştırdığı oyuncu. Atak devam edecek. Baskı var. Şimdi Şükrü'yü geçti. Kaleci Zekeriya. Depremde daha önce Galatasaray, İstanbul ve Başakşehir akademilerinde de çalışan
İskenderunspor kaleci antrenörü Uğur Kurt hayatını kaybetti. Şimdi şut pozisyonu bu arada gol pozisyonu olabilir. Bir rövaşata top üstten dışarıya çıktı. Şık bir hareketti. Umut Kaya'nın sırtı dönüktü kaleye. Vuruşu kale direğinin üstünden top dışarıya çıktı. Evet, İskenderunspor kaleci antrenörü Uğur Kurt bu depremde ilk hayatını kaybeden isim olarak kamuoyuna yansıdı. Daha sonra Kahramanmaraş'tan acı haber geldi. İstiklal Spor forması giyen Taner Kahraman, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever'in vefat haberi geldi. Spor kamuoyuna, kamuoyunda büyük üzüntü yarattı bu ölüm haberleri. Fenerspor'un hata gelişecek. İshak Kurt topun üzerinde atladı ama Nazilli Belediyespor savunması dikkatli. Savunmadan çıkıyor şimdi. Uzun bir top Bertuğ'un olduğu bölgeye. Orada Umut Kaya, İshak. İshak'ın yaptığı hareket faul. Emre toptan, Şükrü, İshak, Umut Kaya. Şimdi Umut Kaya şu pozisyonu iyi vuramadı. Furkan Çarçı. Şimdi Nazilli Belediyespor Berkay ile çıkıyor. Berkay'ın pası, Nurettin şut pozisyonu, vuruş, top ağlarda gol. Ceza sahası dışından çok şık bir vuruş. Eşin grup Nazilli Belediyespor karşılaşmanın 10. dakikasında bu özel karşılaşmada Nurettin'in vuruşuyla, Nurettin'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Gol Nurettin. Konuk takım Eşin Grup Nazilli Belediyespor 1-0 öne geçti. Önden sonra santra tekrar yapıldı. Kaptan Sabutay. Hakan, kaptırılan top, Ersavaş, kaleci Zekeriya, uzun bir top, Nurettin'in olduğu bölgeye, golün sahibi topu kazanıyor, Bertu offside. Fenerspor'da yeni transferler de var. Bunlardan bir tanesi Furkan Kürekçi. Bugün 29 numaralı formasıyla sahada. Ve ilk kez Adnan Menderes Stadı'na taraftarların huzuruna çıktı Furkan Kürekçi. Yine bir Nazilli Belediyespor hata. Nurettin yerde kaldı. Karşılaşma devam ediyor. Hakan Can durdu. Gökhan. Orta. İshak'ın olduğu bölgeye. Son topu uzaklaştırdı.
Sabutay, Hakan Can Durdu. Mehmet Bektaş, eski bir Nazilli Belediyespor futbolcusu. Onun pası Gökhan'a. Dışarıya çıktı, top out. Depremde dediğim gibi çok can kaybı var. Özellikle spor camiasının çok büyük can kayıpları var o bölgede. Bunlardan bir tanesi de Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen voleybolcu Mehmetcan Ağırbaş, Emincan Kocabaş ve Murat Çıllıoğlu bu depremde yine hayatlarını kaybettiler. Malatya spor camiasını derinden üzen vefat haberleriydi de bunlar da. Sabutay Umut Kaya. Umut. Oyun devam ediyor. Umut Kaya hakeme baktı. Nurettin topu aldı. Oyunun yönü sağ kanada döndü. Taç mı? Köşe atışını kullanacak. Konuk Nazilli Belediyespor, dakika 14. Orta içeriye, savunma topu uzaklaştırıyor. Sabutay bu kez Şükrü'den önce topu aldığı Şükrü Kağan Kılıcı Aslan Nazilli Belediyespor'un önemli gol silahlarından bir tanesi. Umut Kaya, Mehmet Bektaş, Rıdvan ve geri pası Mert Erestik'ten kaleci Zekeriya. Furkan Apaydın. Şimdi ara pası Bertu. Offside yok. Kaleciyle karşı karşıya. Gol pozisyonu ve ikinci gol. Bertu Bayar. Nazilli Belediyespor 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Bertu Bayar. O da önemli bir gol silahı. Bertu bu pozisyonda affetmedi. Topu firelere gönderdi. Şimdi durum 2-0. Bu anlamlı hazırlık karşılaşmasında depremzedeler yararına iki kulübün karşı karşıya iki Aydın kulübünün karşı karşıya geldiği karşılaşmada şimdi durum 2-0 oldu. Nazilli, Eşim Grup Nazilli Belediyespor 2-0 önde Bertu ve Nurettin'in golleriyle. Şimdi Mehmet Bektaş yerde kaldı, faul. Bir duran top şansı. Efelerspor Futbol Kulübü adına şimdi topun arkasında Mehmet Bektaş var. Dakika 17. Atış kullanılıyor. Mehmet Bektaş orta. Gol pozisyonu. Bu müsait pozisyondan yararlanamıyor. Sabutay. Bir köşe atışı daha şimdi kullanılacak. Orta ceza sahasına kafayla açılan top herkesi açtı. İshak şimdi topu kontrol etti.
taç atışı ev sahibi takımın. Gökhan o atışı kullanmak üzere o noktaya geldi. Savunma topu uzaklaştırıyor. Kaleci Serkan'a kadar geldi top. Orada ikili mücadele. Hakem düdüğünü çaldı ve atışı Esingrup Nazilli Belediyespor'a verdi. Çabuk kullanmak istediler ama hakem ona izin vermedi. Alim topun arkasındaki oyuncu Nurettin orada. Alim ceza sahasında 5 Nazilli Belediyespor'lu futbolcu var. Direkt kaleye kaleci Serkan. Az önce Alim vuracak gibi şey yaptı ama Berkay vurdu topa. Top kaleci Serkan'da kaldı. Şimdi Mehmet Bektaş. Mehmet Bektaş. İshak top istedi. İshak pasını da verdi. Umut Kaya gol pozisyonu olabilir. Bıraktı Umut. Savunmadan sekti. Bu da önemli bir kaçan fırsat oldu. Ev sahibi takım Efelerspor Futbol Kulübü adına. Şimdi ani bir atak ama hızlı. Az önce Rıdvan Bingöl pozisyondan yararlanamadı. Efelerspor Futbol Kulübü'nde. Hakan. Sabutay. Yiğit. Çarçı. Hakan top istedi. Hakan top aldı. Umut boşta. Umut topla buluştu. Pas verecek arkadaşını arıyor. Şimdi Gökhan. Mehmet top istiyor. Sağ kanatta. Hakan Can durdu. Gökhan. Umut Kaya. Orada Umut Kaya kaptırdı. Bertu. Umut gene kaptı. Orta sahada etkili bir isim Umut Kaya. Şimdi sol kanattan geldi. Kafa İshak'ın üstünden geçti. Savunma topu dışarı attı. Bu arada Nazilli Belediyespor takımında bir oyuncu yerde yatıyor ve hemen sağlık görevlerini sahaya davet ettiler. Lig maçları Efelerspor için biraz daha var. Zira depremde ligden çekilen Malatya Argumanspor Kulübü ile karşılaşacaklardı. Ancak ligden çekildiği için bu karşılaşma oynanamayacak. Nazilli Belediyespor, Esingrup Nazilli Belediyespor ise 24. haftada Ahmet deplasmanına gidecek. Şu anda da Diyarbakır sesleri yükseliyor. Adnan Menderes stadında Nazilli Belediyespor'u taraftarlar depremde yine çok sayıda vefat ve yıkımın gerçekleştiği Diyarbakır'ı plakasında seslendiler. Dakika anında 21. dakikada Diyarbakır sesleri yükseldi. Evet, Ahmet deplasmanına gidecek Nazilli Belediyespor. Çok sıkı bir fikstür bekliyor. Her iki kulübü de ligler başlayınca. Köşe atışı kullanıldı. Orta içeri doğru bir kafa. Bu toptan da bu pozisyondan da yararlanamadılar. Ev sahibi takım oyuncuları. ...25. haftada Nazilli Belediyespor kendi sahasında Erok Spor'u konuk edecek. Daha sonra Ankara deplasmanına gidecek. Tarsus'ta içeride oynadıktan sonra Bayburt deplasmanı ve yine içeride İnegöl'le karşı karşıya gelecek. Bir an önce kendisini alt sıralardan
yukarıya taşımak istiyor. Nazilli Belediyespor. Hakan Can Durdu ile gelişecek atak. Şimdi Mehmet Bektaş topla buluştu. Gökhan yardımına geldi. Gökhan önünde boş bir alan var. Gökhan'ın koşuyorunu attı. Gökhan tek top oynadı. Şimdi Rıdvan, Gökhan onun pası savunma Umut Kaya göğsünde iyi kontrol edemedi. Yine Mehmet Bektaş topu kontrol etti. Mehmet Bektaş pas verecek arkadaşını şut bulsun aradı. Vurdu. Kaleci Zekeriya'da kaldı top. Alim Harlak savunmaya kadar geldi top. Emre toptan Şükrü bir oyuncu değişikliği olacak konuk takımda. Mert Öz Yıldırım oyuna giriyor. Sekiz numaralı formasıyla ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Mert oyuna girdi. Kaleci Zekeriya. Uzun top. Sabutay kontrol etti. Hakan Can durdu. Şimdi Gökhan. Pas hatalı. Out. Sabutay karşıladı topu. Gökhan bu arada Sabutay'ın yaptığı harekete faul diyor karşılaşmanın hakemi. Eren Özyemişçioğlu. Mert kullandı atışı. Taç. Eşim Grup Nazilli Belediyespor'un. Dakika 26. 2 gol var karşılaşmada. 2 gol de konuk takımdan. Bir üçüncü gol şansı ona izin vermediler. İshak. İshak'a yapılan hareket faul. Nurettin ve Bertuğ'un attığı gollerle bu dostluk karşılaşmasında konuk takım 2-0 önde götürüyor müsabakayı. Bektaş, Mehmet Bektaş. Gökhan. Rıdvan top istedi. Rıdvan. Bektaş. Pas hatalı. Şimdi ani gelişen bir Nazilli Belediyespor atağı. Şükrü'nün ara pası. Bertu offside bayrağı kalktı. Şimdi de Gaziantep sesleri yükseliyor tribünlerde.
Kaleci Serkan'a kadar geldi. Top Sabutay kaptan kafasıyla kafayla kalecisine gönderdi. Dakika 27. Nazilli Belediyespor 2-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Bu anlamlı dostluk maçında tüm geliri depremzedelere gönderilecek. AFAD'a bağışlanacak bu karşılaşmada. Bir haftadan beri gerek Nazilli gerekse Efeler ilçesinde bilet satışları devam ediyordu. Savunma uzaklaştırdı bu pozisyonda da topu ama atak devam ediyor. Bir pas, şut pozisyonu Yiğit. Bir orta köşe atışına dönüştü. Dördüncü köşe atışını kullanacak ilk yarıda. El sahibi Efeler Spor Futbol Kulübü kullanıldığı atış. Ceza sahası kalabalık. Orta İshak'ı da açtı. Top dışarıya çıktı. Bu arada yapılan harekette faul. Kaleci Zekeriya. Gökhan kullandı taç atışını. Furkan Kürekçi yeni transfer. Umut Kaya tekrar Furkan düştü, dengesini kaybetti. Bertu üçüncü gol şansı. Bertu kaleciyle karşı karşıya, bu kez Serkan başarılı. Atak devam edecek. İyi kontrol olmadı Şükrü. Bir prese yine Serkan başarılı. Önce Bertu sonra Şükrü bu müsait pozisyondan yararlanamadı. Eşin Grup Nazilli Belediyespor takımında. Şimdi Furkan Çarçı, Rıdvan, Mehmet Bektaş'ın önüne doğru. Mehmet Bektaş topla buluştu. Orta pozisyonu Mehmet kendisi gidiyor. Mehmet Bektaş şık dışarı atmak istedi. Olmadı. Gökhan'a gönderdi. Gökhan orta ceza sahası içerisine doğru. Furkan şut pozisyonu Hakan. Hakan'a vurdurmadı savunma. Mert kafayla uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Efeler Spor takımında. Bir orta daha. Savunma sekti ama kaleci Zekeriya. Şimdi de Hatay sesleri yükseliyor Adnan Menderes stadında. Zekeriya. Kalkan bayrak offside. Nurettin'in pozisyonu offside. Nazilli Belediyespor, Eşin Grup Nazilli Belediyespor ligde 25 puanla 13. sırada. Hemen arkasında 14. sırada Batman Petrolspor var. Bursaspor 22 puanla 15. sırada. 16. sırada Tarsus İdman Yurdu'nu görüyorum. Ve İnegölspor 17. sırada. Nazilli Belediyespor'un hemen üstünde Ankara Demirspor var 28 puanla. Uzaktan vuruş Ersavaş, top yandan dışarıya gidiyor. Bu depremde gerçekten Hatay'da Hatayspor'un
çok başarılı oyuncusu, Ganalı oyuncusu Christian Atsu da maalesef deprem felaketinde hayatını kaybetti. Son oynadığı maçın son dakikasında attığı gol sonrası Türkiye'de kalmaya karar vermişti. O gol atmasaydı belki de ülkesinde olacaktı. Maalesef deprem onu da spor camiasından kopardı. Umut Kaya, Hakan. Hakan Can durdu. Hakan yaklaşıyor kaleye doğru. Hakan İshak'ı gördü. İshak istediği pası atamadı. Umut Kaya tekrar top aldı. Umut girdi ceza sahası içerisine ama izin vermedi. Emre, şimdi Nurettin. Nurettin topu aldı. Bir oyuncu yerde yatıyor. Eşim Grup Nazilli Belediyespor takımında. Şimdi hakem oyunu durdurdu. Emre toptan. Yerde yatan oyuncu. Önemli bir sakatlığı yok. Hakem atışıyla oyun devam edecek. Dakika 35. İki gol var. Nurettin ve Bertuğ'un attığı gollerle bu hazırlık maçında 2-0 önde Nazilli Belediyespor. Şimdi Umut Kaya ile geliyor Efelerspor. Umut Kaya ceza sahası içerisinde gol pozisyonu geriye çıkardı. Rıdvan onun pası hatalı. Out. Bugün Adnan Menderes'in basın tribünü full dolu sevgili futbol severler. Kameranın görüş açısını alamadığı yerde gerek Nazilli'li basın mensupları gerekse Aydın'ı basın mensupları bu hazırlık karşılaşmasına hepsi bilet alarak geldiler. Örnek bir dayanışma gösterdiler. Tüm gazeteci arkadaşlarımız bu konuda duyarlılık gösterdi. Biletle sahaya giriş yaptılar. Onun pası Şükrü'ye doğru ama Şükrü de yetişemiyor. Top doğrudan dışarıya çıktı. Rıdvan. Hakan Can durdu. Mehmet Bektaş. Hakan'la paslaştı. İyi paslaşmalar. Mehmet Bektaş. Şimdi ara pası. İshak topla buluştu. İshak. Onun ortası savunma topu uzaklaştırdı. Rıdvan. Hakan, şut pozisyonu. Hakan vurdu, top bir yandan dışarıya gidiyor. Bu hareketler alkış aldı ev sahibi takımın taraftarları tarafından. Karşılaşmayı Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birlikte izliyorlar. Gördüğüm kadarıyla AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da bu anlamlı maçı izledi. Uğur Önal, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı, onu görüyorum. Nazilli Belediyespor'u yöneticiler, Efeler Sporlu yöneticiler, onlar da protokol tribünü tamamen doldurmuş durumda bu gördüğüm açıdan. Emre toptan. Nurettin. Furkan Apaydın. Mehmet Ersavaş. Kaptan. Şimdi Şükrü. Bertuğ'a doğru. Bertuğ yerde. Bertuğ'a yapılan hareket faul. 38. dakikadayız. 2-0. Eşim Grup Nazilli Belediyespor'un üstünlüğü devam ediyor. Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda. Şimdi sağ kanattan geliyor konuk takım.
Oyun devam ediyor. Faul beklentisi Sabutay. İshak'a doğru. İshak alamadı topu. Emre. Şükrü top istiyor. Emre orta ceza sahası içerisine doğru. Bir kafa kaleci Serkan. Nurettin. Serkan uzun oynadı. İshak'ın olduğu bölgeye. İshak yapılan hareket faul. Grubun ve takımın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi İshak Kurt. 14 golü var. Şimdi Hakan Can durdu. Hakan sol kanattan, şimdi Furkan orta, kötü orta, top doğrudan dışarıya çıktı. Dakika 39. Eşim Grup Nazilli Belediyespor 2. Efeler Spor Futbol Kulübü 0. Bu anlamlı dostluk maçında Şükrü'nün olduğu bölgeye Gökhan Şükrü. Şükrü mü Gökhan? Gökhan topa müdahale etti. Top dışarıya çıktı. Köşe atışı kullanacak Eşim Grup Nazilli Belediyespor. Kullanıldı. Kaleci Serkan, Sabutay uzaklaştırdılar. Tekrar atak devam ediyor. Ceza sahası içerisine bir pas ama Nurettin'e gelmedi. Mehmet Ersavaş'ın pası kaleci Serkan'da kalıyor. Yine bir hatalı pas. Mehmet Ersavaş topu aldı. Uzun bir top. Yapılan hareket faul. Mert Erestik. Faul yapan oyuncu. Oyun tekrar başlattılar. Hakan Can durdu. Hakan, Umut Kaya. Umut. Mehmet Bektaş top istiyor. Sabutay'ı gördü. En sağda Gökhan var. Mehmet Bektaş, Sabutay. Şimdi Gökhan. Baskı var. O baskı sonuç getiriyor. Rıdvan topu aldı. Mehmet Bektaş. Oyun devam ediyor. İshak. Bu arada faul. Efeler Spor Futbol Kulübü faul atışı kullanacak. İlk yarının sonlarına yaklaşıyoruz artık. 42. dakikadayız. Umut Kaya topun arkasındaki oyuncu. Farkı 1'e indirmek istiyor. Efeler Spor Futbol Kulübü. Bir kişilik bir baraj var. Umut Kaya orta ceza sahası içerisine doğru. Bir kafa top yandan dışarıya. Furkan Çarpçı. Bu pozisyondan yararlanamayan oyuncu. Yine Nurettin. Bertuğ'un arkasına düştü. Alim Arlak. Mehmet Ersavaş top aldı. Çok şık bir hareket, çok şık bir vuruş, çok şık bir gol. 3-0 oldu. Yine Bertu attı. Şimdi durum 3-0.
Çok şık geldi Bertu. Gerçekten yetenekli bir oyuncu Bertu Bayar. Altın Ordu'dan transfer olmuştu. Onun da futbol kariyerinde oldukça önemli golleri var. Bertu Bayar ilk yarının son anlarında durumu 3-0 yaptı. Alim ne çıkıyor şimdi? Alim Arnak bir dördüncü gol şansı. Sağ kanattan girdi. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya ortasını yaptı. Bu arada savunmadan sekti. Top fileleri buluşuyor. 4-0. Savunmanın hatası, topu uzaklaştırmak isterken Sabutay Furkan'a çarptı top. Kaleci Serkan uzağındaydı ve bu golle şimdi durum 4-0 oldu. Furkan'ın kendi kalesine attığı gol diyeceğiz buna. Çünkü Sabutay çizgiden uzaklaştırdı. Furkan'a çarptı ve top gol çizgisini geçti. Ve dakikalar 44'ü gösterirken Malatya sesleri geliyor. Malatya burada sesleri yükseliyor. Adnan Menderes Stadyumu'nda. Rıdvan, Gökhan. İlk oyuncu anlaşamadı. Şükrü, Nurettin. Şimdi Şükrü offside bayrağı kalktı. Hakan Can durdu. Furkan, Hakan. Oyunun sonunda bir defa ilave edildi. Beşinci gol şansı. Orta içeriye doğru. Orta şut karışımı bir pozisyon. Ama bu top da oradan dışarıya çıktı. Bir dakika daha oynanacak. O süre başladı. Taç. Emre kullandı taç açını. Yine uzun bir top. Nurettin. Ceza sahası içerisine orta, üstte kontrol, kötü, top da oradan dışarıya çıktı. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası, bu hazırlık karşılaşmasının ilk 45 dakikası tamamlanıyor. İlk 45 dakikada, 13. dakikada Nurettin, 15. dakika ve 44. dakikalarda Bertu, 45. dakikada Furkan'ın kendi kalesine attığı gollerle konuk takım ilk 45 dakikayı 4-0 önde kapattı. İkinci 45 dakikada tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Evet. Değişik bir Forvet. oyuncu. 1.93 sol ayak. Evet. Altınordu'dan. Bir de ben kiralık sandım. Direkt almış. Altınordu'dan evet direkt almış. Orada başka bunlar Doğukan o sezon başı geldi. Bilal Ceylan oynuyor evet, mu? Evet, Beşiktaş aldı. Sağ bek. Oynamıyor şu anda. Nazirlerin çıkışı vardı gerçi son haftalarda ama. Yani sezon başında çok maç kaybettiler. Bu maçları kaybetmeselerdi. Yiğit Köse çıktı muhtemelen. Furkan bekle gelmiş. Bir de Furkan giriyor. Bektaş yok herhalde. Rıdvan'la Yiğit Köse muhtemelen çıktı. Onlar gözükmüyor. Furkan'ı sola çekti, sol beke. Mehmet Bektaş var mı? Mehmet Bektaş var, en şuradaki, uçtaki. İkinci 45 dakika başlamak üzere sevgili futbol severler. Efeler Spor Futbol Kulübü ile Eşin Grup Nazilli Belediyespor arasında tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçın ilk 45 dakikasını konuk takım Eşin Grup Nazilli Belediyespor 4-0 önde kapattı ve ikinci yarıda başladı. İkinci yarıda ev sahibi takımda Aytaç ve Furkan'ı oyunda görüyoruz. Yiğit ve Rıdvan Bingöl oyundan alınan iki oyuncu iki değişik yaptı. Konuk takımda şu an için Bilal Ceylan'ı oyunda görüyorum. 28 numaralı formasıyla ilk yarıda Mert de oyuna girmişti. Hazırlık karşılaşması olduğu için devre arasında bu oyuncu değişiklik tabelalarını göremedik. Buradan kendi gözlemlerimizle bu değişikleri bakıyoruz. Şimdi Furkan onun pası Aytaç'a gelmedi. Aytaç da uzun zamandır sakattı. Efelerspor Futbol Kulübü'nde omzundan sakatlanmıştı. Yaklaşık 4 hafta forma giyemedi. Ve lige verilen aradan sonra tekrar bu hazırlık maçıyla forma şansı buldu. Tribünlerde bu kez de Kahramanmaraş sesleri yükseliyor. Efelerspor atağını izliyoruz. Orta ceza sahasına doğru İshak gelmeden savunma topu şimdi uzaklaştırdı. Mert Özyıldırım'da. Sabutay. Doğukan Nelik Antalyaspor'dan gelmişti. O da ikinci yarıda oyuna giren oyunculardan bir tanesi Doğukan. Köşe atışı kazanıyor. Efelerspor Futbol Kulübü bu atışı kullanmak üzere Umut Kaya oraya gitti.
4-0'lık üstünlük var konuk takımın. Dakika 48. En azından farkı azaltma çabaları var. Ev sahibi takımda lig maçları öncesi ciddi bir hazırlık maçı, bir yandan bu dostluk maçı. Orta ceza sahasına doğru herkes açtı. İshak'ı da açtı. Top doğrudan dışarıya gitti. Doğukan. Taç. Aytaç hemen kullandı. Umut Kaya. Şimdi İshak'ın olduğu bölgeye doğru. İshak ceza sahası içerisine girdi. İshak kime verecek? Hakan Can durdu. Onun pası Furkan. Furkan Tuşik. Sabutay kalecisine dönmek durumunda kaldı. Baskı vardı. Yine uzun bir top. Savunma topu uzaklaştırıyor. Furkan, Gökhan, Furkan orta pozisyonda, Furkan ceza sahası içerisine girdi. Çok şık hareketler ama savunma yine dikkatli. Dışarıya giden bir top. ...4-0 konuk takımın üstünlüğü devam ediyor. Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda bu hazırlık karşılaşmasında Mesut Toros yönetiminde Nazilli Belediyespor ikinci yarıya umutla bakıyordu maçlar. Son olarak Sivas Belediyespor'u kendi sahasında 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı ve iyi bir moral olmuştu. Nazilli Belediyespor için Efeler Spor'da son iki deplasmanında çok güzel galibiyetler aldı. Son olarak Akhisar Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligler önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Çok sıkı bir program olacak. Efeler Spor önümüzdeki haftada da maç yapmayacak. Zira Malatya Argovan takımı yaşanan deprem sonrası Futbol Federasyonu'na müracaat ederek ligden çekilme kararı almıştı. Yine aynı şekilde Osmaniye Spor'da, Efeler Spor'un grubunda yer alan Osmaniye Spor'da ligden çekilen bir başka takım olmuştu. Bu takımlarla karşılaşacak takımların hanelerine 3 puan yazılacak. Gerek Osmaniye Spor gerekse Malatya Argovan takımı önümüzdeki yıl doğrudan gruplarında 3. ligde mücadelelerine devam edecek. Futbol Federasyonu böyle bir karar aldı. Bu arada Futbol Federasyonu'nun çok önemli bir organizasyonu da 1 Mart'ta hayata geçecek. 85 milyon tüm dostlarıyla omuz omuza kampanyası, bu ülkemizi sararsan büyük deprem felaketleri sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluşlar, spor kanallarının hemen hemen tümü ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek. Omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlayacak. Sezon sonuna kadar sürecek ve kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek. Tarihin en büyük kampanyalarından biri olarak adlandırılıyor. Beklenti bu şekilde. 1 Mart Çarşamba günü bu müthiş kampanyaya tüm spor camiasının iştirak etmesi bekleniyor. Az önce de belirttiğim gibi tüm spor kanalları, futbol liglerinin yayıncı kuruluşları bu kampanyayı canlı olarak ekranlara taşıyacak. Aytaç ceza sahası içerisine girdi. Ortası İshak dönerek vurmak istedi. Savunma topu uzaklaştırdı. Bir şut pozisyonu, vuruş yandan dışarıya. Hakan Can durdu. Bu kez ceza sahasının dışından vurdu. Top üstten dışarıya gitti.
Gökhan karşıladı. Furkan topu kazanan oyuncu. Umut Kaya. Umut Kaya. Yine İshak. Ona gelmedi top. Sevgili futbol severler, bu karşılaşmayla bir haftadan bu yana bilet kampanyası vardı. Gerek Nazilli'de gerekse Efeler ilçesinde ve toplamda 11.500 biletin satıldığı resmi bilgisi şimdi tarafıma ulaştırıldı. 11.500 bilet ve 250 bin lira yaklaşık hasılat elde edilmiş. Tabii bu daha bu rakamın maç sonunda daha da artacağını, bu bağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ama şu an itibariyle resmi olarak bize gelen bilgi 11.500 biletin satıldığı, 250 bin liraya yakın bir hasılatın da elde edildiği bilgisine ulaştık. Teşekkür ediyoruz her iki camianın yöneticilerine, taraftarlarına ve tabii ki bunu duyuran, bunu her gün haber veren gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Köşe atışı kullanılacak. Orta içeriye, uzak noktaya İshak'ın yetişemeyeceği bir yere İshak koşuyor ama top dışarıya çıktı. Dakika 55. Maçta 4-0'lık Nazilli Belediyespor'un üstünlüğü devam ediyor. Faul. Mehmet Ersavaş'ın yaptığı harekete faul dedi hakem. Emin Özdemişçioğlu. Furkan. İki Furkan var. 11 numarayla Furkan Çarçı ve 8 numarayla Furkan Tuşik. Bir Furkan da 29 numarayla Furkan Kürekçi. O da savunmada oynuyor. Sabutay'da Furkan var. Ev sahibi takımda. Şimdi ceza sahasına Nurettin, kaleci Serkan. Çabuk oynadı. Eliyle oyunu başlattı. Aytaç'ın olduğu bölge ama kaleci Zekeriya dikkatli. Bilal Ceylan. Alim Harlak. Oyunun yönünü değiştirdi. Serkan. Atak devam ediyor. Bu karşılaşma WorldTürk ekranlarında da, WorldTürk'ün de katkılarıyla siz futbol severlere yansıtılıyor. Bu dostluk maçına da WorldTürk ekranlarında ortak olduk. Bu desteğe, bu maçın anlatımıyla, bu maçın canlı yayınıyla tüm dünyaya, izleyicisine, meraklısına ulaştırma şansını da bulduk. WorldTürk Türkiye'de en çok izlenen uydu kanallarından bir tanesi ve bu maçı sizlere canlı olarak aktarma şansı bulduk. Mert kalecisini gördü. Evet, size zaman zaman deprem bölgesinde spor camiasının kayıplarından da bilgi veriyordum. Maçın durduğu anlarda mesela Malatya'da çok herkesi çok derinden yaralayan bir başka olayda
çöken otelde 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcumuz maalesef enkaz altında kaldı. Bu hem Kıbrıs'ı da çok derinden oraya turnuvaya gelmişlerdi. O çöken otelin altında kaldı onlarca sporcumuz, genç yeteneğimiz. Offside. Sadece spor değil, sanat camiasından da çok sayıda defa haberini aldık. Bu depremde şimdi gol pozisyonu, Umut Kaya kaleciyle karşı karşıya vuruş, gol ama kalkan bir bayrak var, çalan bir düdük var. Penaltı mı verdi hakem? Toprilerle buluştu ama penaltı kararı verildi. Penaltı kullanacak İshak'la karşılaşmanın 59. dakikası. İshak penaltı atışını kullanacak. İşaret verildi. Zekeriya dikkatli. İshak geldi. İshak vurdu. Kaleciden döndü. Dönen top. Top ağlarda gol. İshak penaltıyı kaçırdı. Sonrasında sanırım yeni transferlerden mi? Evet, Mehmet Bektaş. Golü atan oyuncu Mehmet Bektaş, eski bir Nazilli Belediyesporlu. İshak'ın penaltısını Zekeriya'dan döndü. Zekeriya'dan topu Mehmet Bektaş iyi takip etti ve topu filelere gönderdi. Bu golle durum 4-1 oldu. Adnan Menderes Stadı'nda dakika 59. Farkı azaltma çalışmaları, çabaları devam ediyor. Aytaç. Offside yok. Bir ara pası. Gol pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya. Vuruş üstten dışarıya. Şükrü Kağan Kılıç Aslan bu müsait pozisyondan yararlanamıyor. 4 oyuncu değişikliği daha olacak şimdi. Eşin Grup Nazilli Belediyespor'da. Tabii çok sayıda oyuncu değişikliği. Esame listesinde de bazı numaralar birbirini tutmuyor. 27 numaralı formasıyla Barışcan Işık Altunbaş'ı görüyorum. Asro girecek oyunculardan bir tanesi Cihan Avcı 3 numaralı formasıyla. Bu arada Efelerspor'un atağı devam ediyor. İkinci gol arayışları. Gökhan, Mehmet Bektaş, Gökhan orta pozisyonu, orta top. Oyun alanında şimdi dışarıya çıkacak mı devam ediyor. Ceza sahası içerisinde bir orta daha. Soğuma topu uzaklaştırdı. Mehmet Bektaş şimdi top dışarıya çıkıyor. Cihan Avcı oyuna giren oyunculardan bir tanesi. 24 numaralı formasıyla Erdem Özcan oyuna giriyor. 27 Barışcan Işık oyuna giriyor. Alim sanırım oyundan çıkan oyuncu. Alim Harlak oyundan çıktı. Furkan Apaydın oyundan çıktı. Mehmet Ersavaş oyundan çıkan bir başka oyuncu. Ve Nurettin oyundan çıktı. Mesut Toros tüm oyuncularını görmek istiyor. Bu son hazırlık karşılaşmasında orta ceza sahası içerisinde savunma topu karşıladı. Karambol gol pozisyonu olabilir. Aytaç vurmadı. Aytaç. Top hala Aytaç'ta. Şimdi Aytaç'a fazla oynamasına izin vermiyorlar. Aytaç.
Yine Aytaç. Aytaç kısa düştü ama Zekeriya başarılı. Efeler Spor'da Kutatan Mehmet Bektaş eski bir Aydın Spor'u. Aydın'ın o şampiyonluk ya oynadığı ikinci lig dönemlerinde Aydın Spor'da oynadı. Düzeltiyorum. Sevgili futbol severler. Şimdi Hakan Can durdu. Tribünlerde şimdi de Şanlıurfa sesleri çıkıyor. Nazilli Belediyespor taraftarlarının. Şimdi Aytaç. Önünde boş alan var. Aytaç ceza sahasına girdi. Ayağından biraz fazla açtı. Ortası kaleci Zekeriya rahat. Furkan. Mehmet Bektaş. Ara pası. Hakan Can durdu şimdi. Hakan. Kaleciyle karşı karşıya. Hakan vurdu. Zekeriya'da kaldı. Üst üste gol pozisyonlarına girmeye başladı. Bir takım. Tabii oyuncu değişikliği oluyor. Az sonra yedek kaleci Canberk oyuna girecek. Ömer Kavurgacı düzeltiyorum. Zekeriya'nın yerine 41 numaralı formasıyla Ömer Kavurgacı yedek kaleci. O da oyuna girecek Zekeriya. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Kazanspor, Orhan Gazi, Sancaktepe gibi takımlarda oynadı. Ve şimdi onun yedeği Ömer Kavurgacı alıyor. Kaya. Şimdi uzun bir top ama dışarıya çıktı Taç. Altmış birinci dakikayı da geride bıraktık. 4-1'lik Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un üstünlüğü devam ediyor. Furkan Çarpçı, onun pası Aytaç. Aytaç geriye döndü. Hakan Can durdu. Furkan, Tuşik, Mehmet Bektaş, Umut Kaya, Gökhan. Orta savunmaya çarptı. Top dışarıya çıkmadan kontrol ettiği savunma uzaklaştırıyor şimdi Sabutay. Yerde kaldı Sabutay. Taç. Efeler Spor kullanacak. Yine Hakan Can durdu. Ceza sahasına orta. Hiç kimse yok orada. Erdem Özcan. Erdem. Tekrar. Mert Öz Yıldırım'dan pas alışverişi yaptı. Bilal Ceylan. Taç. Şimdi de Efeler Spor'da oyuncu değişikliği. Murat Sevim. Sevimler oyuna giriyor. Murat Sevimler. Genç oyuncu oyuna giriyor. 22 numaralı formasıyla. Top oyun alanından çıktı. Out atışı Efeler Spor'un.
kullanıldı. Furkan. Aç. Furkan Çarçı ve Furkan Tüşik paslaştılar. Hakan Can durdu. Umut Kaya. Şimdi Murat geliyor. Murat. Murat ceza sahası içerisine girdi. Ortasını yaptı. İshak. İshak dönerek vurmak istedi. Olmadı. Umut Kaya geliyor. Umut Kaya vurdu. Kaleciden döndü. Ömer Kavurgacı ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor. Umut Kaya'nın vuruşunu. Erdem Özcan. Bilal. Mert. Orta. Göğüs kontrolü güzel. Şükrü. Geriye döndü. Erdem. Bilal. Orada bir sakatlık. Furkan'ın eli Bilal'in yüzüne doğru geldi. Şimdi yerde kaldı. Şimdi sağlık görevlileri sahaya davet ediliyor. Dört bir konuk takımın üstünlüğü devam ediyor sevgili futbol severler. Az önce de belirttiğim gibi 11.500 bilet, 250 bin liraya yakın bir hasılat dostluk maçında. Üçüncülük temsilcisi Efeler Spor, Aydın temsilcisi ve Nazilli Belediyespor'da ikincilik beyaz grupta iki dost kulübün mücadelesinde dört birlik eşin grup Nazilli Belediyespor üstünlüğü var. Şimdi Şükrü, Bertu kaptanlık pozunu, bandını aldı Mehmet Ersavaş'tan. İshak, şimdi Hakan Can durdu. Murat koşuyor. Murat'ın koşuyonunu attı. Ömer çıktı, çıkmamakta tereddüt etti. Murat sağ çaprazdan girdi. Murat ne yapacak? Murat ortaladı topu, kimse yok. Umut Kaya koştu. Umut Kaya topu kontrol etti. Yanında Furkan var. Furkan. Hakan Can durdu. Şut pozisyonu arıyor kendisine. Hakan. Sağ kanada. Yine Murat. Murat süratli bir oyuncu. Topu aldı önüne. Ortasını yaptı. Kalkan bayrak topun dışarıdan çevrildiği yönünde. Ve 11 numaralı formasıyla bir oyuncu değişikliği daha var ama bizim listemizde 11 numara gözükmüyor. Bertu Bayar oyundan çıkıyor. Eşim Murat Nazlı Belediyespor Başkanı Müdürlüğü 16 numara formasıyla Bertu Bayar, Gürün'ün 11 numara formasıyla Yakup oyuna giriyor. Esame listesinde isim gözükmüyor. Yakup Emre Bakkal. 18 yaşındaki genç oyuncu, forvet oyuncusu Bertu'nun yerine oyuna girdi şimdi. Bertu bugün 2 gol birden attı bu hazırlık karşılaşmasında. Sivas maçında da yine ağları 2 kez sarsmıştı. Hakan Can, Aytaç, Furkan Çarçı, Fası Sabutay kaptan. Kaleci Serkan. Baskı var. Şimdi o baskıdan kurtuldu. Furkan topu aldı. Rakibini geçti. Pasını İshak'a. İshak baskı yapıyor. Aytaç. O baskıdan kurtuldu. Cihan Avcı ile. Şimdi Cihan. Mert Öz Yıldırım. Serbest atış. Eşim Grup Nazilli Belediyespor lehine.
73. dakika geride kaldı. Yeşil Grup Nazilli Belediyespor 4-1 önde ilk yarıda bulduğu gollerle. Cihan'dan kalecisi Ömer'e. Doğukan. Bilal uzun oynadı. Mert Öz Yıldırım. Bilal'in olduğu bölgeye. Furkan karşıladı. Taç. Şimdi ani bir atak şansı. Furkan. Furkan Tuşik Murat'ı gördü. Murat. İshak. İstediği pas atamadı. Yakup. Şükrü. Savunma topu karşıladı. Furkan Umut Kaya. Umut Kaya. Şimdi Furkan'a. Murat. Gökhan Murat. Murat şimdi topu aldı önüne. Ortasını da yaptı. Aytaç'a savunmadan sekmedi. Bu arada hatalı bir pas pozisyon oldu. Yerde kaldı ve penaltı. Yine bir penaltı. İki Nazilli Belediyesporlu oyuncu anlaşamayınca araya İshak Kurt girdi. İshak tam topu sökeceği anda yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 75. dakikası farkı 2'ye indirme şansı yakalıyor. Ve topun arkasına da Aytaç Deniz geçti. Aytaç penaltı kullanacak. Dakika 75. Eren Özyemişçioğlu işaretini verdi. Aytaç. Aytaç geldi. Vurdu ve topu filelere gönderdi. Aytaç'ın golüyle fark 2'ye düştü. Aytaç. Eski Nazilli Belediyespor oyuncusu Aytaç. Bu golle fark 2'ye düşüyor. Tekrar başladı oyun. Furkan Hakan'ı gördü. Topu kontrol edemeyince top da dışarı çıktı. Şükrü kaybetti. İshak top aldı. İshak onun pası hatalı. Murat'a gelmedi. Furkan. Furkan Çarşçı, Furkan Tuşik, Furkan Kürekçi 29 numara el sahibi takımda. Savunmanın şu anda Sabutay'la birlikte oynuyor savunmada. İşte şimdi Sabutay. Furkan. Gökhan. Murat. İyi paslaşmalar. Efelerspor'un atağı. Umut Kaya. Umut Kaya. Son oyuncuyu geçemedi Umut Kaya. Yine Umut Kaya topla buluştu. Furkan. Onun pası. Aytaç. Az önce penaltıdan gol atan oyuncu. Aytaç ceza sahasına girdi. Çaprazdan vurdu. Kalelerin yanından top dışarıya çıktı.
Dakika 78. Eşim Grup Nazilli Belediyespor 4. Efeler Spor Futbol Kulübü 2. Bu dostluk maçında. Biraz sonra 4 oyuncu değişikliğini de Reis Kamber yapıyor. Efeler Spor Teknik Patronu 4 oyuncuyu oyuna alıyor. Oyunun durduğu anda girecek oyuncular. 14 numarayla Emre Yıldırım'ı görüyorum. 61 numarayla Mahmut'u görüyorum. 25 Berkan Ünal ve 90 numaralı formasıyla da Uğur Çetin kanat. Uğur Çetinkaya oyuna giriyor. Umut Kaya çıkıyor. Hakan Can Doğru'da çıkıyor. Çıkan oyuncuları da görüyorum buradan. Emre Umut Kaya'nın yerine girdi. Uğur Çetinkaya Hakan Can Durdu'nun yerine girdi. Diğer tarafta Sabutay'ı görüyorum oyundan çıkan. Onun yerine de Mahmut oyuna girecek. Mahmut da oyuna girdi ve son hazırlıklar yapılmış oldu. Dakika 79. Ara verilen lig öncesi en ciddi hazırlık maçlarından bir tanesini oynuyor her iki kulüpte. Taç. İshak'ın olduğu bölgeye doğru gitti. İshak topu kontrol etti. İshak yerde kaldı, faul. Osmaniye sesleri bir kez de dakikalar 81'i gösterdiğinde orta Aytaş'tan doğrudan dışarıya gidiyor. Barış Can'a yapılan hareket faul. Furkan Kürekçi. Mert Öz Yıldırım oyundan çıktı. İkinci yarıda oyuna girmişti. Ekin Karakuyu oyuna giren oyuncu oldu. O da genç oyunculardan bir tanesi. Şimdi de Ahmet Aygün oyuna giriyor. Şükrü oyundan çıkıyor. Bu dakikada 82. dakika. Bilal. Taç. Furkan. Furkan Kürekçi, Furkan Çarçı paslaşmaları. Şimdi Aytaç'a doğru. Aytaç topu kontrol etti. Ortasını da yaptı ama kaleci Ömer'de kaldı bu top. Erdem Özcan etkili geldi. Ortasını da yaptı. Sekti top dışarıya. Furkan Kürekçi'den sekti. Köşe atışını Eşin Grup Nazilli Belediyespor kullanacak.
Efeler Spor 5 Mart'ta oynayacağı Arguan maçını da rakibin çekilmesi nedeniyle oynayamayacak. 11 Mart'ta Bursa deplasmanına gidecek. Bursa Yıldırım Spor'la oynayacak. 19 Mart'ta kendi sahasında Tokat Erbaa Spor'u konuk ettikten sonra bu ayın son maçını Muş Spor deplasmanında geçirecek. 26 Mart'ta zorlu bir periyot bekliyor. Zorlu bir fikstür bekliyor her iki takımı da. Aytaç, Furkan, Çarçı, Mahmut top istedi. Furkan Kürekçi'yi tercih etti. Şimdi Furkan'dan Mahmut'a. Mahmut'un pası hatalı. Ani atak, gol şansı olabilir. Savunma topu uzaklaştırdı. Furkan da arkadaşlarından özür diliyor. Taç atışını eşi grup Nazilli Belediyespor kullanacak. Artık maçın sonlarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Serkan topu dışarı attı. Köşe atışı kullanacak şimdi konuk takım. Kullanıldı atış. Bir kafa Mahmut'un kafasından sekti. Şimdi Aytaç. Döndü ama yerde kaldı Aytaç. Özür diliyor arkadaşı. Foul atışını Furkan Kürekçi kullandı. Kalecisi Serkan. Mahmut. Murat'ın olduğu bölge. Murat'ın önünde boş alan var ama top dışarıya çıktı. Taç. Dakika 86. Şimdi İshak. İshak topu önüne alamadı. İshak çok hırslı, çok istekli. Hazırlık maçında da gol arıyor. Bir penaltı atışından yararlanamadı. İshak. Daha doğrusu kaleciden dönen topu Mehmet Bektaş tamamladı. Efeler Spor'un ilk golüydü bu. Furkan kafayla karşıladı. Hatalı pas. Uğur'un kafa pası dışarıya çıktı. Kaleci Ömer. Aytaç kaptı tekrar topu. Onun pası Furkan. Tuşik. Aytaç. Aytaç. Taç. Uğur. Furkan. Uğur. Furkan. İshak'a doğru. İshak. İshak. Şimdi bir üçüncü gol şansı olabilirdi. Olmadı. Bir ani atak. Mahmut. Mahmut Emin Kabul. Tecrübeli oyuncu. Defans oyuncusu. Şimdi Murat'ı gördü. Yine süratli bir top. Murat yine yetişemedi bu topa. 88. dakikayı geride bırakıyoruz. İlk yarıda Nazilli Belediyespor 4-0 önde kapatmıştı. İkinci yarıda Mehmet Bektaş ve Ayteç'in golleriyle fark 2'ye düştü ve son anlara bu skorla giriyoruz. Serkan. Furkan kontrol edemedi topu.
sol kanattan geliyor şimdi konuk takım. Gol pozisyonu olabilir. Vuramadı. Barışcan iyi vuramadı topa. Taç. Artık son anlar. Az sonra bakalım kaç dakika uzatacak. Belki göreceğiz. Bu arada 5. gol şansı uzaktan vuruş. Daha doğrusu ceza sahasının hemen önünden vurdu. Barışcan kaleci Serkan'da kaldı. Uzun top. Şimdi Aytaç. Doğukan'la mücadelesi. Aytaç topu kontrol etti. Aytaç defansın en gerisine doğru güzel bir pas attı. Şimdi İshak'a doğru. İshak'a gelmedi. Emre. Şimdi 3. gol şansı yine savunmadan sekti. Emre ile etkili olmaya çalıştı. Efeler Spor. Şimdi Nazilli Belediyespor savunmasından çıkıyor. Bilal. Faul. Son anlar artık. Dakika 90. Bakalım uzatmayı gösterecek mi bu hazırlık maçında? 4. hakeme bakıyorum. Herhangi bir tabela şu an için kalkmadı. Ve karşılaşmanın hakemi bu dostluk mücadelesini bitiren son düdüğünü çalıyor sevgili futbol severler. Efeler TV YouTube kanalından ve World Türk ekranlarından bu karşılaşmayı size aktardım. Ben Suat Deniz. Bu dostluk karşılaşması 4-2 Eşin Grup Nazilli Belediyespor lehine tamamlandı. Hafta başından beri yapılan kampanyalarda Efeler maçı için, bu maç için 11.500 biletin satıldığı ve yaklaşık 250 bin liralık bir hasılatın elde edildiğini de belirtelim. Bu hasılat tabii ki AFAD'a bağışlanacak. Evet, ben Suat Deniz. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oldum. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Bir başka maçta, bir başka karşılaşmalarda, lig maçlarında buluşmak üzere diyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun. Türkiye bu acılı günleri mutlaka geride atlatacak. İnşallah tek temennimiz bu. Evet sevgili futbol severler. Aydın Adnan Menderes Stadı'ndan hepinize mutlu bir akşam diyorum. Hoşçakalın.